Bugünkü dersimizde Osmanlı eğitim sistemine kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Malumunuz bir önceki dersimizde Sıbyan mekteplerinden ve Osmanlı'daki en yaygın eğitim kurumu olan medreselerden ve özelliklerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise saray eğitim kurumlarından ve askeri eğitim kurumlarından bahsedeceğiz. Malumunuz Osmanlı'daki en yüksek dereceli eğitim kurumu saray okulları olarak karşıma çıkar ki bunlardan birincisi şüphesiz Enderun'dur diyeceğiz. Enderun, devşirme kökenli çocukların seyfiye ve kalemiye sınıfına bürokrat olarak, memur olarak yetiştirildiği saray okuldur, eğitim kurumudur diyeceğiz. Devşirme malumuz arkadaşlar, devşirme sistemi ilk kez 1. Mehmet Çelebi zamanında uygulanmış ve kanun olarak yani devşirme sisteminin kanunu 2. Murat zamanında ortaya çıkmıştı. Devşirme sistemini ilk kez uygulayan 1. Mehmet Çelebi'dir ama kanununu çıkartan ise 2. Murat'tır diyeceğiz. Fatih'in babasıdır. Malumunuz devşirme sisteminde değerli arkadaşlar gayrimüslim 40 haneden bir tane erkek çocuk alınırdı ve bu çocuklar öncelikle sürüler halinde 150-250 gruplar halinde Anadolu'nun değişik bölgelerine gönderilirlerdi ve orada Müslüman Türk ailesine verilirdi. Orada İslam'ın kendisi ve Türk töresi öğretilirdi. Daha sonra bu pilot aileden alınan çocuklar acemi olanlar ocağında askeri eğitime tabi tutulurlardı. Ve çocukların eğitimine göre değerli arkadaşlar kapıya çıkma olarak değerlendirilen bir sistemle lağımcı, topçu, humbaracı gibi kapı kulu askeri birliklerine gidebilir veyahut da Enderun mekteplerine gönderilerek devlete bürokrat olarak yetiştirilirdi. Enderun'dan yetişen kişiler değerli arkadaşlar seyfiye ve kalemiye sınıfına memur olurdu. Yani bir ilmiye sınıfının üyesi olması mümkün değil. Yani seyfiyeden kastımız değerli arkadaşlar askeri yönetici yani yeniçeridir, ne bileyim işte vezir azamdır, kaptanı deryadır. Vezirler veyahut da sancakbeyleri, alay beyleri, beylerbeyleri gibi değerli arkadaşlar askeri yöneticiler seyfiye sınıfının üyesidirler. Kalemiye sınıfı ise özellikle devletin mali işlerine ve yazışmalarından sorumlu memurlarıdır. Yani defterdar, nişancı, reisül kitap veyahut da divan katipleri kalem ehli olarak karşıma çıkar. İlmiye sınıfından kastettiğimiz değerli arkadaşlar özellikle hukuk ve eğitim sisteminden sorumlu olan üyeler, yani Şeyhülislam'dır, kazaskerdir, kadılardır, müderrisler gibi kişilerden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Devşirme kökenli birisinin ilmiye sınıfı üyesi olması mümkün değildir. Bunlar seyfiye ve kalemiye sınıfına memur olarak yetiştirilirdi diyeceğiz. İlk Enderun Mektebi 2. Murat zamanında değerli arkadaşlar Edirne'de açılmıştır. Daha sonra bunu teşkilatlı hale getirerek Fatih Topkapı Sarayı'na devam ettirmiştir diyeceğiz. Ve Enderun aynı zamanda padişahımızın özel hizmetlerinin de karşılanmış olduğu sarayın bir bölümü olarak karşıma çıkmaktadır diyeceğim. Enderun Mektebi'nde sadece pozitif veya dinsel eğitim veremez değerli arkadaşlar. Burada oradaki öğrencilerimize, devşirme kökenli öğrencilerimize sanat, spor ve güzel sanatlarda da eğitim verilmiştir diyeceğiz. Enderun'dan mezun olup da taşraya yani bir eyalete memur olarak atılmasına taşraya çıkma diyeceğiz. Yani mezun olan birisi imparatorluğun yani devletin değişik bölgelerine göre yaparlar. Enderun'dan o bölgeye tayin edilmesine biz taşraya çıkma diyeceğiz. Evet diğer bir eğitim kurumu değerli arkadaşlar Şehzadegan Mektebi. Adından da anlaşılacağı gibi şehzadelerin eğitim görmüş olduğu saray okuldur diyeceğiz. Hükümdar adayı malumunuz değerli arkadaşlar şehzade. Dolayısıyla hükümdar adaylarının eğitim merkezi olarak karşıma çıkmaktadır Şehzadegan Mektebi. Bu mektepte değerli arkadaşlar hani geleceğin sultanı ya veyahut da sultan adayıdır. Sultanmış gibi eğitim verilmesi lazım bu çocuklarımıza. Dolayısıyla buraya hem akademik anlamda hem de işte pozitif dini eğitimler üst düzeyde verilir ve dönemin alimleri tarafından eğitim verilir. Ve aynı zamanda bu çocukların bir hükümdar olarak görev yapabilmeleri adına fiziksel yeterlilik de kazanmaları adına bedensel eğitim de verilmiştir diyeceğiz. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, Şehzadegan Mektebi'nde Şehzademizin ilk eğitimini Şeyhülislam verir. Ve Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bu ilk derse Beydi Besmele denir. Burada Şehzadegan Mektebi'nde yetişen çocuklar özellikle böyle hani 12-15 yaş aralığına geldiğinde lalalar yani şehzade öğretmenleri gözetiminde sancaklara vali olarak gönderilirdi. Şehzadenin sancaklara vali olarak gönderilmesinin temel sebebi hükümdar adaylarımızın devlet tecrübesi ve deneyimi kazanmasını sağlamaktır. Hatırlarsanız buna benzer bir anlayış hem Türk İslam devletlerinde hem de İslam öncesi Türk devletlerinde vardı. Hatırlayın değerli arkadaşlar. İslam öncesi Türklerde bir bölgeye yönetici olarak veyahut da bir boyun başına yönetici olarak gönderilen şehzademize şat denirdi. Yanındaki şehzade eğitmeni ise ataman, inal veya inanç denirdi. Türk İslam devletlerinde ise sancaklara yönetici olarak gönderilen şehzademe melik denirdi.
Başındaki yani yanındaki şehzade öğretmenliği ise Ata Bey denirdi. Osmanlı'da sancağı gönderilen şehzadeye Çelebi Sultan denir. Yanındaki öğretmenliği ise Lala denir. O halde Şat, Melik, Çelebi Sultan veya Ataman, Atabey, Lala. Sadece isim değişti değerli arkadaşlar. Bu durum dahi Türk devletlerinde bir kültürel devamlılığın, kültürel etkileşimin yaşandığının kesin kanıtı olarak karşıma çıkar. Osmanlı tarihinde sancak sistemi ilk kez Orhan Bey zamanında değerli arkadaşlar Şehzade Murat'ın, 1. Murat'ın Bursa'ya gönderilmesiyle uygulanmıştır. Dolayısıyla sancak sistemiyle tahta çıkan ilk padişahım da otomatikmen 1. Murat olmuştur diyeceğiz değerli arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet hazırlamış olduğu kanunname-i Ali Osmanlı hatırlarsanız bunu yasal zorunluluk haline getirmiş. Yani her şehzade sancağa çıkmak zorundaydı. Bu tecrübe ve deneyimi kazanmak zorundaydı değerli arkadaşlar. Sancak çıkma sistemini ortadan kaldıran hükümdar ise 3. Mehmet olarak karşıma çıkar. Sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk Osmanlı hükümdarı ise 3. Mehmet'in oğlu 1. Ahmet'tir değerli arkadaşlar. Özellikle AYT ve KPSS türü sorularda karşıma çıkar bu tür bilgiler. Dikkat etmekte fayda vardır diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, diğer bir saray eğitim kurumumuz harem. Özellikle padişahın eşleri, kızları ve cariyelerimizin kalfaların denetiminde eğitim almış olduğu bölümdür değerli arkadaşlar. Burada bu cariyelere veyahut da padişahın kızlarına okuma ezberi öğretilir. Temel dini bilgiler, dini eğitim verilir. Bunun yanı sıra değerli arkadaşlar işte musiki, resim, edebiyat, dikiş, takış, örgü gibi dersler de verilir. Yani bir nevi adab öğretilir değerli arkadaşlar. Saray adabı da haremde verilen eğitimler arasında yer alır. Ortalama 7-8 yıl sürerdi buradaki eğitim değerli arkadaşlar. Ve özellikle buradan yetişen cariyeler üst düzey yöneticileri yani bürokratlara eş olarak yetiştirilirdi. Buradan tabii ki şehzadelerimiz de evliliklerini gerçekleştirebilirdi. Özellikle Fatih'ten sonra değerli arkadaşlar hükümdarlar eşlerini bu cariyeler arasından seçmiştir. Bunun dışında yani hükümdarın eşi olmayan cariyelerimiz ise üst düzey yöneticilere eş yapılmıştır. Böylece bakın dikkat edin üst düzey yöneticiler zaten devşirmelerden seçiliyor. Özellikle Fatih'ten itibaren yöneticiler devşirme, eşleri cariye yani onlar da devşirme bir nevi asimile edilmişler değerli arkadaşlar. Bu şekilde yetişen bir sistemle Osmanlı hanedanına rakibin çıkması mümkün değil değerli arkadaşlar. Böylece hanedan devamlılığı sağlamıştır. Aynı zamanda merkezi otoritenin de artmasına ortam hazırlanmıştır diyeceğiz. Yani hem harem sistemi hem de devşirme sisteminin varlığı Osmanlı'daki merkezi otoriteyi artıran bir gelişmedir, önemlidir değerli arkadaşlarımız. Artı diğer bir eğitim kurumu değerli arkadaşlar, askeri eğitim kurumu olarak karşıma çıkar. Devşirme kökenli kişilerin askeri eğitim kurumu, Acemi Oğlanlar Ocağı ki tüm devşirmelerin ilk eğitildiği eğitim kurumudur bu ocak değerli arkadaşlar. İlk kez Sultan 1. Murat döneminde Gelibolu bölgesinde açılmıştır. Dediğimiz gibi devşirmelerin ilk eğitime tabi tutulduğu okuldur değerli arkadaşlar. Ve bu okulda bu Acemi Oğlanlar Ocağı'nda değerli arkadaşlar askerlik mesleğinin inceliklerini öğretebilmek adına bazı birimlerin alt kısımlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara baktığımızda mesela tophaneler vardır. Top dökümünün ve yapımının ve kullanımının eğitilmiş olduğu eğitim kurumu. Kılıçhaneler vardır. Kılıç ve kesici silah üretiminin ve eğitiminin gerçekleşmiş olduğu bölümler. Veyahut da tüfekhane vardır. Tüfek yapımının gerçekleştirildiği. Humbarahane vardır. Humbara isimli el bombası ve havan topunun yapılmış olduğu eğitim kurumları değerli arkadaşlar. Mehterhane vardı. Askeri mızıka yani bir nevi mehteran takımına kişi yetiştirilirdi buradan. Eleman yetiştirilir tabi caizse değerli arkadaşlar. Bir de saraya cambaz yetiştiren cambazhaneler de yine askeri eğitim kurumları içerisinde yer alırdı diyeceğiz. Önemlidir. Evet, bir de bunun dışında değerli arkadaşlar Osmanlı'da yaygın eğitim kurumları vardı. Yani zamana, mekana ve müfrata bağlı olmadan süreç içerisinde verilen eğitim kurumlarımız vardı. İşte bunlardan bir tanesi. Özellikle halka mesleki eğitim vermiş olduğumuz loncalar. Yani kalfa usta çırak ilişkisinde, yamak ilişkisinde halka mesleki eğitim verilirdi loncalarda. Ancak dikkat edin bu loncalarda hani belli bir mekan, belli bir zaman veyahut da belli bir müfrat yoktu. Süreç içerisinde bu mesleki eğitim verilirdi. Dolayısıyla loncalar Osmanlı'daki önemli bir yaygın eğitim kurumudur değerli arkadaşlar, önemlidir. Tabii ki loncaların dışında camiler, tekkeler, zaviyeler, mescitler, dergahlar değerli arkadaşlarım. Bunun yanı sıra konaklar, kütüphanedir, mezhebihanedir, sahaflardır. Yaygın eğitim kurumlarına örnek olarak vereceğimiz ortamlardır. Önemlidir, dikkat etmekte fayda vardır değerli arkadaşlarımız.
Evet, bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek temennisiyle hoş kalın, hoşça kalın.